Arkadaşlar merhabalar. Bugün ilk programcılık için kullanabileceğimiz C++ dillerinde genel olarak kullanılan bir entegre edilmiş geliştirim ortamı olan C++'ı Windows ortamına nasıl yükleyeceğimizden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak şöyle ekran paylaşımı açayım sizlere. Şimdi burada gördüğünüz gibi genel olarak C++'ın internette çok fazla indirilebilen linki vardır ama arkada yüklü olan uygulamaları hakkında sıkıntı yaşamak için arkadaşlar source forge altından indirmenizi öneriyorum. Burada download demeniz indirmeye başlatacaktır. İndirmeniz bittiğinde de arkadaşlar kurulum için burada tabii ben indirdim fakat yine de şöyle birlikte kurulumunu başlatmak istiyorum. Başladıktan sonra arkadaşlar bu bir sıkıştırılmış dosya olduğu için açılımı birazcık vakit alıyor. Yükleyebileceğiniz diller arasında Türkçe de var fakat kendi bilgisayarımda özellikle İngilizce kullanmaya çalışıyorum. Çünkü hala programlama dillerinde tam anlamıyla Türkçe karakter desteği olmadığı için ve de internette de bir hatayla karşılaştığınızda bunun aramasını daha rahat yapabilmeye yönelik olarak arkadaşlar elden geldiğince sistemlerimi İngilizce olarak yüklemeye çalışıyorum. Tabii yazılımcı olarak, yazılımcı adayları olarak da sizlere de benzer şekilde tavsiye etmekteyim. Kabul ediyorum. Bunları bu şekilde bırakabiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi GCC 492 compiler ile beraber geliyor. Bu GNU C compiler manasında. Linux yüklü işletim sistemlerindeki ana yüklü olan C'de arkadaşlar budur. Yani C için gerçekten güzel bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Tamam diyorum. Yükle diyorum. Ve yüklemeyi başlatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yüklemeden sonra sizlerin karşısına takip etmeniz gereken bazı adımlar gelecek ama daha önceden yüklü olduğum için DC++ kendi bilgisayarımda. Bununla alakalı olarak arkadaşlar hazır ayarları zaten kendisi kullanacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi İngilizce olarak yüklediğim için menülerim İngilizce geliyor. Ancak Türkçe ya da farklı bir dil derseniz gene onunla ilgili olarak arkadaşlar temel menülerde ve alt menülerde Türkçeleştirilmiş ya da elden geldiğince Türkçeleştirilmiş şekliyle bazı eklentiler göreceksiniz. Yeni bir proje oluşturmak için C'de de arkadaşlar yeni projeyi seçiyorum. New Project altında. Burada lütfen dikkat edin. Şu an özellikle benim anlatımlarım konsol uygulamaları geliştirmeye yönelik olarak olacak. C++ bir başka programlama dilidir. O yüzden C'yi seçiyorum. Buraya da genel olarak her programlama dilinde temel kayıt arkadaşlar ilk uygulama Merhaba Dünya uygulamasıdır. Ve bunu yazarken de lütfen Türkçe karakterle yazmaya çalışın. Türkçe karakterler işte sesli harfler olarak bizim kullandığımız Ü, ondan sonra E, Ö gibi karakterleri kullanmamaya çalışıyorum. Keza Ç, Ş gibi karakterleri gene kullanmamaya çalışıyorum. Sanki tümüyle İngilizce klavye kullanıyormuşum gibi arkadaşlar dikkat etmeye çalışıyorum bu işte. Tamam dedim. Burada Merhaba Dünya uygulaması olarak kaydediyorum. Tabii bunları kaydederken dokümanlar altında arkadaşlar kendinize ait bir klasör oluşturmanızı tavsiye ederim. Burada yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmini de C uygulamaları olarak isimlendiriyorum. Gene dikkat ederseniz Türkçe karakterden elden gelince kaçınmaya çalışıyorum. Şimdi ben ilk olarak bunu oluşturduğumda DC++ bana bazı hazır metinleri karşıma çıkartıyor. İlk uygulamayı yazarken benim standart kütüphane nokta aşa ihtiyacım yok. Bunu sildim. Bu arada videoların devamında da elden geldiğince bunları açıklamaya çalışacağım. Ancak şu andaki amacımız DC++'ı kurmak ve kurduktan sonra doğru çalıştığını da test edebilmek.
Burada yorum satırımız var. Bu uygulama içerisinde doğrudan doğruya çalışmayacak arkadaşlar. Ve şu main olarak belirtilen iki parantez arasındaki iç kısmına yine ihtiyacım yok. O yüzden bunları siliyorum. Ekranı arkadaşlar ilk olarak printf merhaba dünya olarak yazdıracağım. Benim yazdığım satırın artık işi bittiğini belirtmek için de noktalı virgülle arkadaşlar satır sonuna eklentilerde bulunuyorum. Bunu çalıştırmak için execute'un altına gelip compile and run diyeceğim arkadaşlar. İlk başta compile ettikten sonra yine çalıştırabilirim. Ama F11, F9 ve F10'u sırayla sıralayacaktır. Çalıştırdığımda hangi isimle kaydetmek istediğimi soruyor. Merhaba dünya olarak kaydediyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama bana merhaba dünyayı doğrudan doğruya yazdırdı. Arkadaşlar sizlerden ricam videolarımın yüklendiğinin takibini sağlayabilecek şekilde kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız. Bu sayede her yeni yüklememle beraber yapılanları ve yeni güncellemeleri daha rahat şekilde takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.